Tekfir konusunun dördüncü dersindeyiz. Konuyu hatırlatarak dersimize başlayalım. Tekfir, kişiyi küfre nispet etmek ve kafir olduğunu söylemektir. Maalesef günümüzde bazı Müslümanlar günah işleyenleri tekfir etmekte, onları kafir olmakla itham etmektedirler. Günah işlemeyi küfür kabul eden bu zihniyete göre, büyük günah işleyen herkes kafirdir. Halbuki ehli sünnet itikadına göre büyük günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz ve kafir yapmaz. Önceki derslerimizde bu meselenin iki delilini işlemiştik. Bu dersimizde üçüncü delili işleyeceğiz. Şimdi şöyle bir tahlil yapalım. Savaştan kaçmak günah mıdır, değil midir? Elbette günahtır, hem de büyük günah. Eğer büyük günah işlemek kişiyi kafir yapıyorsa, savaştan kaçanların kafir olması ve Allah'ın savaştan kaçanlara kafirler diye hitap etmesi gerekir. Eğer Allah onlara kafir demiyor, ve mümin diyorsa bu ispat eder ki savaştan kaçmak onları kafir yapmamıştır. Bu da büyük günah işleyenin kafir olmayacağına delil olur. Şimdi bakalım Allah savaştan kaçanlar hakkında Ali İmran suresinin 153. ayetinde ne diyor? Estaizu billah siz tus idu o vakit siz uzaklaşıyordunuz ve la talvuna ala ahad ve kimseye dönüp bakmıyordunuz ve resul yedukum fi uhrakum resul de sizi arkanızdan çağırıyordu bu ayet Uhud savaşı hakkında inmiştir. Peygamberimizi öldü zanneden bazı sahabelerin savaştan kaçmasını anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara kaçmamaları için sesleniyor, onlar ise kaçıyor ve dönüp kimseye bakmıyorlardı. Eğer büyük günah işleme kişiyi kafir yapsaydı, savaştan kaçan bu sahabelerin kafir olması gerekirdi. Zira savaştan kaçmak büyük günahtı. Şimdi sormuş şu. Allah onlar hakkında ne buyurmuş? Onlara kafir mi demiş yoksa mümin mi demiş? Allah onları affettiğini beyan edip şöyle buyurmuş. Vallahu zu fadlin alel müminin. Allah müminler üzerinde büyük lütuf sahibidir. Gördünüz mü? Allah savaştan kaçanlara ne diyor? Müminler diyor ve onları affetmesini müminlerin üzerinde lütuf sahibi olmakla vasfediyor. Allah savaştan kaçanlara, bu büyük günah işleyenlere mümin diyor ama bizim selefi zihniyet yok kafirdir diyor. Yahu siz Allah'tan daha mı iyi biliyorsunuz? Allah'ın mümin dediğine siz nasıl kafir dersiniz? Bir mümine kafir demek kişiye günah olarak yetmez mi? Kafir olmak başkadır, fasık olmak başkadır. Büyük günah işleyen fasıktır, kafir değildir. Delilimiz Ali İmran suresinin 173. ayetidir. Sevgili kardeşlerim, meselemizin üçüncü delilini tamamladık. Bir sonraki derste dördüncü delili işleyeceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.